Of, sınav kokuyor içerisi resmen. Peki bir yılın nasıl geçti? Bir yıl ağlayarak, gülerek. Hedef meslek olarak şu an ya yazılım mühendisliği. Ezberledin mi? Ezberledim. Burası sayesinde mi? Evet, gerçekten burası sayesinde. Bu artık bizi sabote etmeye başladı. Çekim yapmak istemiyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir LGS öğrencisi arkadaşımızın evine, odasına konuk olacağız. Bakalım bir yılı nasıl geçirdi, nasıl ders çalışıyor, son haftalar nasıl geçiyor? Hep beraber öğreneceğiz. Elif'in odasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Üsküdar'da çok tatlı bir sokaktayız. Şu an numaralara bakıyorum. 25 numaraya doğru gidiyoruz. Evet, 25 numaraya geldik. Elif'e bakıyoruz şimdi ve evet Elif, selamlar. Geliyoruz. Hadi bakalım. Bütün zillere basıp kaçsak mı acaba? Odasında rehin kalmış bir LGS öğrencisi vardı. Onu alıp çıkacağız inşallah. Hadi bakalım. Merhabalar. Elif, nasılsın? Girebilir miyiz? Ev dekorasyonuna gelmiş gibi hissettim şu an kendimi. Buyurun arkadaşlar, içeri geçiyoruz. Kapıyı kapıyorum. Terliklerimi giyiyorum. Tam olarak ev ortamına geçiş sağlıyoruz. Emine Hanım merhabalar. Teşekkür ediyorum. Ne tarafa geçiyoruz? Bu tarafa. Bu tarafa geçiyoruz. Odamıza doğru geçelim bakalım. Haydi. Ben önden mi gireyim? Tamam. Of. Sınav kokuyor içerisi resmen. Resmen içerisi sınav kokuyor. Senin bir yılın burada geçiyor ama sen hala orada duruyorsun. Gel anlat bana, neler yapıyorsun, nasıl geçiyor zamanın? Bir kendini tanıt önce arkadaşlarımıza. Ben Elif, 8. sınıf sınav öğrencisiyim. Dershane, ev, okul. Böyle hayat geçiyor aynen, diyorsun. Evet. O zaman seninle oturup birazcık şöyle bir çalışma masanı inceleyelim. Neler yaptın bir sene boyunca, onu konuşalım. Sandalye alalım. Sandalye alalım ve sonrasında burada muhabbete başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle sandalyemizi de aldım. Arka taraf çok renkli ve güzel görünüyor. Birazdan konuşuruz oraya istersen. Tamam. Evet, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Denemeler. Dur, hemen anlat. LGS öğrencisi soruya böyle. Nasılsın? Denemeler, çalışma, son sorular. Ama hep öyle. Hep yani öyle. Gerçekten öyle. Onun dışında halin, vaktin, psikolojin nasıl? Psikolojim şu anda bence yaklaşmasına rağmen gayet iyi gidiyor. Öyle yani mi? Evet, çünkü stresi yönetmeye alıştım biraz. Yani sürekli denemeleri girişip yaptığımız için. O yüzden çok bir şey hissetmiyorum. Peki ne zaman çalışmaya başladın LGS'ye? 7. sınıfın son şeylerinde. 7. sınıfın sonunda. Aynen. Yani şu an itibariyle tam 1 sene olmuştur. Evet evet, olmuştur. Vay süper. 1 sene. 1 yıldır bu odadasın. Rehin durumdasın ama aynen, Haziran'da bitiyor, merak etme. İnşallah. Yani artık bitsin, dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Hemen şurada hatta denemeleri falan da görüyorum. Sıradalar mı bunlar? Evet, hepsi. Peki 1 yılın nasıl geçti? 1 yıl ağlayarak, gülerek. Çok böyle hani nasıl diyeyim, renkli, bayağı dolu renkli. Dolu dolu geçti değil mi? Evet, dolu dolu geçti. Yani çok fazla hani okulda olaylar oldu. Ne olaylar oldu? Magazin var. Magazin var. Normal okul. Böyle şey anlamında arkadaşlarla özellikle LGS öğrencileri arasında bir rekabet oluyor mu? Evet. Özellikle bizim okulda bir kamp yapıldı. Yani hala da yapılıyor da ben çıktım kamptan. Böyle ilk 20... İstifa. İlk 40'a girenleri böyle özel olarak topladılar. 2-3 gün boyunca sürekli deneme şey yaptılar. Bu arada evimizde bir sürü kedi var değil mi? Evet, bir sürü. Harikalar. Birazdan göstereceğiz onları da. Peki sen o ilk 40'a girdin mi? İlk 20'ye girdim ben. İlk 20'ye girdim. Peki şu an itibariyle üzerinde bir yorgunluk, bir bitkinlik var mı, yoksa yine de ben son ana kadar devam ederim diyor musun? Şu anda tabii ki yorgunluk var. Yani çok fazla bir yıldır hani çalışıyorum ve artık son raddelerdeyim. Bunalıyorum artık. Hı. Odaklanmamı da kaybetmeye başladım yavaş yavaş da hani artık toparlanmam gerekiyor, onun farkındayım. Peki denemeler nasıl geçiyor sence şu an? Senin beklediğin gibi mi? Evet. Yani denemeler benim beklediğimden çok daha iyi. Yani şu anda gayet de hedefimin üstünde bazen oluyor süper denemelerim. Bu ciddi çalışmak bence. Yani çünkü ağladığımda bile hani ağlasam bile tekrar oturup ders çalışıyorum. Evet. Yani onu kendime hiç beklemiyordum. Ekibin merakı var mı Elif'le ilgili? Günlük ortalama kaç soru çözüyorsun? Başka bir şey merak edemezdik zaten. Günlük ortalama kaç soru çözüyorsun? Günlük ortalama yani 150 falan oluyor. Ortalama 150. Peki sene başından beri mi böyle yoksa? Yok, sene başında çok fazlaydı. 300-400 sorularla çıkıyordum mi bazen. Çünkü eski nesil sorular çözüyordun herhalde. Yok yani eski nesil çok değil. Yeni nesilde eskiden daha çok, şu an daha az soru çözebiliyoruz. Evet evet. Ya şöyle, çünkü hani o zamanlar daha fazla stresim vardı. Yani şu an daha çok azaldı. Hani onun için hani yetiştirmem gerekiyor. Hani daha fazla soru çözmem lazım. Herkes daha çok soru çözüyor falan diye. Hani ben de çok fazla çalışıyordum ama artık bıraktım yavaş yavaş, ufaktan ama çok değil. Daha çok denemelerle herhalde aynen, geçiriyorsun denemelerle. Çünkü konu eksiğin kalmadı. Kalmadı. Peki şu an seni korkutan, böyle ya
sınavda karşıma çıkarsa zorlanırım diyeceğin konular var mı? Var. Özellikle matematikte. Yani matematikte çünkü Eva ve Cook soruları biraz beni korkutuyor. Onlarda baştan beri bir problemim vardı. Hala da çözmekle uğraşıyorum. Genel anlamda matematiğin nasıl? İyi denilebilir şu anda eskiye kıyasla. Hani 10-12, 13 bazen üstünde yapıyorum. Aha. Tabii ki denemenin zorluğuna göre değişiyor ama eskiye kıyasla çok daha iyi yani. Nasıl geliştirdin peki? Üstünde çok fazla soru çözmekle oluyor. Yani çok soru çözüp eskiyi çözmektense az çözüp güzel soru. İyi sorular çözmek. Evet. Elif peki senin motivasyonunu ne ayakta tutuyor? Yani ders çalışmayı istemediğinde ne yapıyorsun? Müzik dinlemek. Gerçekten çok fazla hani. Rahatlatıyor mu? Evet. Ya şarkı sözlerinin anlamları daha çok rahatlatıyor beni. Allah Allah. Evet. Yani gerçekten hani sanki böyle karşımda biriyle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Hı. Mesela seni hangi şarkı rahatlatır? Gözün kör olsun be felek. Kim dost düşman nereden bilek? Gözün kör olsun be felek. Kim dost düşman nereden bilek? Birçok şarkı var. Ama yani en çok şey sanırım, yani yüz yüzeyken konuşursun, bırakma kendini. Bırakma kendini, hadi gel yaslan bana. Kimleri dinlemeyi seviyorsun? İşte dediğim gibi yüz yüzeyken konuşuruz ve İngilizce olarak da Billie Eilish. Billie Eilish seviyorsun. Evet. Söylemeyi seviyor musun? Evet, söylemeyi. Evde kimse olmadığında konser veriyorum. Devamını düşünmedi çünkü. O zaman senden bir Billie Eilish alacağız. Ama sesim çok kötü. Ya olsun ya. Bir deneyelim. Beğenmezsek kurguda atarız. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Hemen gitar geliyor şimdi. Hani gerçekten söyleyecek miyim? Hangi şarkısı olabilir? Ne geldi aklıma? Şu ya acelemiz yok ki. I never fallen in from quite this high. Fallen in the ocean nice. Bu şarkının sözlerini dinleyelim senden. Türkçesinin ne olduğunu. Daha önce hiç bu yükseklikten düşmemiştim. Senin okyanus gözlerine. Bunu şu an mı çevirdin? Evet. Vay, İngilizce de fena. Gençler, önünüzde ciddi bir rakip var. İngilizce de full çekiyor musun? Evet. Güzel. Peki full çekemediğin dersler hangileri? Matematik. Matematik. Türkçe'de nasılsın? Türkçe'de iyiyim. Sözel kısım iyi. Peki sınav bu sene kolay olacak diyorlar. Sen ne diyorsun? Olmasın. LGS öğrencisi, özellikle iyi çalışan öğrenciler galiba bunu pek istemiyorlar. Evet, ya çünkü kolay sınavları şey olmuyor. Yani dikkat hatalarım birazcık fazla oluyor. Onun için... O yüzden. Evet. Ben de rekabetten dolayı sandım. Yok, kolay sınavlara daha mı çok hata yapıyorsun? Evet, kolay sınavlarım daha düşük geliyor. Şimdi o zaman bu arka planını bize bir göster, neler var burada. Şimdi ben şuraya baktığımda direkt zaten hedefi gördüm, liseyi gördüm. Evet. Değil mi? Orada şeyler var. O zaman şu masayı şöyle güzel bir didikleyelim, inceleyelim. Tamamdır. Hadi geçelim. Evet Elif, sendeyiz. Bütün çalışma masanı, şu planlamayı, sanırım bir seneyi şurada planlamışsın zaten. Onu bir görelim seninle. Neler var bize anlat. Tamamdır. Şimdi önce masadan başlayayım. Tabii. Burada çözeceğim kitapları sırayla kendi kafamda planladım. Oraya dizdim. Şurada bir notlar görüyorum. İnkılap mı var orada? Ne var? Evet, İnkılap'ta çok takılıyordum. Onun için unutmamak için oraya dizdim. Bunların hepsinin böyle bir sırası var. Şu kısım böyle İnkılap, burası din, burası matematik, burası Türkçe, burası da tamamıyla fen. Oo, faydalı oldu mu bunlar sana? Evet. En çok sözelde mi fayda sağladı yoksa ikisinde fende. De? Fende. Fende. Neden? Ya fende adaptasyon kalıcı olduğunu sürekli unutuyordum. Oraya not alınca böyle sürekli gözüme çarpıyordu. Yani su içerken falan hani direkt oraya baktığım için orası tamamen görüyordum, aklımda kalıyordu onun için. Burada hedefim var. Hedefine bir şöyle bakalım mı ya? Bize bir anlatsana hedefini. Çok güzel görünüyor. Tamam. Hedef meslek olarak şu an ya yazılım mühendisliği ya da grafik tasarımcılığı istiyorum. Evet. Lise olarak da ya Valdebağ Fen ya da Hüseyin Avni Sözen'i istiyorum. İşte onlar geçen senenin yüzdelik dilimlerimi kapattığı. Evet evet. Güzel. Yani bunlar da önünde, biliyorsun yani. Aynen. Tamamen neler olacağını. Kaç yanlış, kaç boş hakkım var? 4 yanlış, 2 boş hakkım var. Şurada bir tablo görüyorum. Fen mi? Aynen. Periyodik tablo. Periyodik tablo var. En çok karıştırılan şeylerden bir tanesi. Evet. Ezberledin mi? Ezberledim. Burası sayesinde mi? Evet, gerçekten burası sayesinde. Vay süper. Yani özellikle dediğim... çok özür dilerim, böldüm seni. Sınava bu yıl hazırlanacak 7. sınıf arkadaşlar için de çok değerli bu. Aslında kendilerine şöyle bir akış yapsalar çok fazla şey akıllarında kalır diye düşünüyorum. Evet. En çok hangi kalemleri kullanıyorsun? En çok şunu kullanıyorum. Bak. Onu ne için kullanıyorsun? Denemeleri kontrol etmek için, çünkü denemelerde en çok doğru bununla çıkıyor. Onun için en çok bunu kullanıyorum. Ondan sonra bu iki kalem geliyor. Onlarla ne yapıyorsun? Bunlarla da testlerimi kontrol ediyorum. Çok fazla renkli kalemim var ya. Ne yapıyorsun o kadar kalemle? Bunlarla keçeli kalemlerle çizimlerimi boyuyorum. Vay be, 8. sınıfta çizim yapan insanlar var mıydı ya? Kafa dağıtmak amacıyla bazenleri yapıyorum. Boş zamanlarında. Evet, boş zamanlarında. Neler çiziyorsun? İstersen bize yavaştan onları da bir göster. Tamam. Bütün çizimlerim bu.
burada. Anlatmak da olmayacak, bize göstermen lazım. Kalk ayağa ve lütfen o güzel çizimlerini göster bize. Böyle bunlar çok eski 6. sınıftan kalma çizimlerim de var. Yani çoğunlukla şey de seviyorum. Böyle müzik sözlerine, şarkı sözlerine uygun çizimler yapmayı da seviyorum. Şarkı sözleri var bu tarafta. Böyle bir sürü çizim var. Genellikle İngilizce şarkılar mı var? Türkçe de var ama evet genellikle İngilizce. Şu yukarıda Türkçe görüyorum mesela. Onları bize bir söylesene, neler evet, var orada? Bunlar şey dediğim gibi Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun şarkıları. En sevdiğin grup Yüz Yüzeyken Konuşuruz mu? Evet. Yani Türkçe pop'ta onlar. Bence çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Harika görünüyor. Ferahlatıcı görünüyor en azından. Böyle çok sıkıldın. Motivasyonu kayıp şöyle bir şuraya bakarsın. Ya bir de şunu çizeyim üstüne dersin. Evet. Zaman geçirirsin. Tam bir Pinterest odası. Tam bir Pinterest söylemeden odası. Söylemeden geçemeyeceğim. Peki abinin ablan, onu hiç sormadık sana ya. Var mı? Var. Abim var bir Kaç tane. Kaç yaşında? O da 18 yaşında. O da benim gibi üniversite sınavına hazırlanıyor. Eve bak. Evde herkes sınava hazırlanıyor. Evet. Yani herkes böyle sinir stres içerisinde. Of. Sadece burada mı ders çalışıyorsun? Bazen salona geçip ders çalışıyorum. Orada da sıkıldığın zamanlarda. Evet ama evde kimse olmadığında genellikle oraya gidiyorum. O zaman bir salona da bakalım mı hep beraber? Tamam olur. Hadi geçelim. Tam içeri girerken bu dolabın kapağı dikkatimi çekti. Bunu dedim ki kim boyadı tabii ki. Ben. 8. sınıf olmadığı için çalışmıyor, bir şey yapmıyor. Bütün gün bunlarla uğraşıyor. Bir bakalım mı şuraya neler yaptığına? Burası daha tam olarak bitmedi ama yine de şimdi siyah kalemle falan geçmek gerekiyor. Ne kadar da boyadın bunu? Çok bölük bölük boyadım. Boyadığım için 1-2 ayda bitti. Öyle mi? Evet. Hangi boyayla boyadın burayı? Ne boyası oluyor burada kullanılan? Akrilik. Akrilik boya mı? Akrilik, aha. Burada peki çizerimiz tam olarak ne anlatmak istedi acaba? Burayı çok anlayamadık da. Burası tam bitmedi. Buraya baktım yetmedi. Yarım kaldı. Aynen. Sınavdan sonra diyebilir miyiz? Evet diyebilir. Sınavdan sonra. Buraya ne yapacaksın? Gerekiyor. Sanki bir dünya şeyi var değil mi? Evet. Şuradaki dünya maketi gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Dünyayı çiçeklerle mi dolduracaksın? Evet. Vay arkadaş ya. Evet Elif, köşe yazılarını ve romanlarını da burada yazıyorsun evet, galiba. Evet, yazılarımın hepsi burada. Neler yapıyorsun burada, gerçeğini anlat. Burada test veya deneme çok çözüyorum. Öyle burada. Mi? Evet, özet falan çıkartacağım da deneme çözeceğim de burası daha çok adapte olmamı sağlıyor. Odamdan daha geniş ferah olduğu için. Bunlar seni rahat bırakıyorlar mı? Hayır, böyle geliyorlar, yatıyorlar. Böyle arada aklım bunlara gidiyor, seviyorum böyle. Motivasyon alıyor işte. Evet, yani stres alıyorlar. Peki sen denemelerden konuşmuşken süreyi yönetebiliyor musun? Ne zamandan beri böyle süre tam anlamıyla cuk oturuyor? Hiç öyle şey değildi. Yani hep şey yapabiliyordum. Hani hep yönetebiliyordum. Özellikle sözel kısımda hep şeydi yani. Erkenden bitirebiliyordum. Ama şu anda tabii ki daha çok hani soru çözmeleri artık o şey soru stillerinin aklımda olduğu için daha çok şey yapabiliyorum artık. Bu artık bizi sabote etmeye başladı. Çekim yapmak istemiyor. Ay küstü. Gitti. Kesinlikle. Hop. Peki soru çözmedeki hızını nasıl geliştirdin? Onu bize bir söylesene ya. Süre tutarak şey yaptım. Onun dışında okuma egzersizleri yaptım. Annemin bir arkadaşı sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Benim de teyzem gibi gördüğüm biri. Bana çok hani okuma programları ayarladı. Böyle yaz tatilinde kalkıp sürekli onunla böyle okuma egzersizleri yapıyorduk. Favori kitabın hangisi? Okuduğun en iyi kitap, aklına gelen ilk kitap. Vadideki Zambak. Vadideki Zambak. Evet. Güzel kitap. Evet. En son hangi kitabı okudun? En son şey okudum. Kar Küresi diye bir kitap. Beğendin mi? Evet, sonunda aldım şimdi. Ah, sen sanki çok ağlıyorsun biraz. Ben ya şey üzüldüğüm zamanlarda evet. Hepimiz gibi, evet. Hepimiz gibi. Peki olayın biraz da psikolojik kısmını soralım. Kendini gerçekten hazır hissediyor musun? Hazır hissetme konusu birkaç küçük eksiğim var. Onları da tamamladıktan sonra bence hazırım. Peki biz buradan çıktıktan sonra sen ne yapacaksın? Siz gittikten sonra, sizi uğurladıktan sonra böyle birkaç tane daha her ana derslerden ikişer tane branş denemesi çözeceğim. Ondan sonra İstiklal Marşı kapanışı. Peki o zaman bizi yavaştan uğurla ama ben dışarıda da böyle bizi uğurlarken de bir iki sohbet edeyim. Ondan sonra gidelim diyorum. Ne diyorsun? Tamam. Haydi bakalım dışarı çıkalım. Kolalı jelibon gidiyoruz bize. Hadi bay bay. Evet. Şimdi sana ailenin yanında soramadıklarımı soracağım. Gerçekleri isteyeceğim senden ama maalesef buradan dışarı adımını atamıyorsun çünkü LGS'ye kadar yasak. Tamam. Geri gidiyorum. Ya gel. Gerçekten üzerinde aile baskısı falan hissediyor musun? Hayır, gerçekten. İyi ama misin? Evet, iyiyim. Kendime baskı yapıyordum eskiden. Neden kendine baskı yapıyordun? Çünkü aslında o kadar kötü değillerdi ama gerçekten çok hani diğerlerine kıyaslıyordum kendimi. Hep başkalarıyla mı kıyaslıyordun? Evet, evet. Bu zarar veriyor. Evet, gerçekten çok zarar veriyor. Yapmayın. LGS girecekleri tavsiye yapmayın. Şu an kıyaslamıyor musun?
Şu an yok. Yani şu an çünkü kendime biraz ufak ufak güveniyorum. Çalıştığımın farkındayım. Elimden geleni yaptığımın farkındayım. Hani onun için çok fazla kıyaslamıyorum kendimi. Sınavdan sonra yapmayı hayal ettiğin bir şeyler var mı? Ertelediğin. Konsere gitmek. Vay. Evet. Kimin konserine gideceğini sormuyorum. Biliyorum. Evet. Yüz yüzeyken konuşuruz. Aynen. Peki hedefini de biliyoruz artık LGS için. Peki sınava girecek arkadaşlara söyleyeceğim bir şeyler var mı? Öncelikle herkese başarılar diliyorum ve herkes inşallah istediği yerlere gider ve çok fazla sıkılmayın. Artık son haftalar olduğu için kendinizi bırakmayın. Yine de çalışmaya ufak ufak devam edin ve çok fazla stres yapmayın. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak, seni geri eve uğurluyoruz. İnşallah üzere. Sınavdan sonra da görüşürüz. İnşallah. Hadi hoşça kal. Görüşürüz.